Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Herkese merhaba, Konuşasın Var Podcast'ta hoş geldiniz. Hoş geldin Ece, nasılsın? Teşekkür ederim, ben iyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim, bugün konuklu bir bölüm çekiyoruz ve konuğumuz Uğur değil. Çok ilginç gerçekten. Bugün farklı bir konuğumuz var. Konuk yazınca şimdi herkes onu bekleyecek ama. Aynen biliyorum ama işte ters köşe yaptık. Bugün konuğumuz psikolojik danışman ve rehber öğretmen Nursen Yılmaz. Nasılsın hocam? Hocam nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Nasıl gidiyor tercih dönemi? Bugün üniversite tercihleriyle ilgili konuşacağız bu arada sevgili dinleyiciler. Nasıl gidiyor sizce? Nasıl geçti bu yılki üniversite sınavı? Hani süreci ve de tercih döneminde öğrencileri neler bekliyor diye giriş yapıp geri çekiliyorum ben. Ben de öğrendiğime göre zor. Özellikle matematik soruları çok zormuş. Hani zümreler de öyle söyledi okulda arkadaşlar. Bayağı böyle ciddi ciddi. TYT değil ama AYT zormuş. Ama hep öğrencilere şey deriz biz ya, hani aramızda da konuşurken sana zor, sen herkese zor. Aynen. Dolayısıyla moral bozmamak lazım. Tabii bir de tercih dönemi bekliyor onları. Ya öyle büyük bir soru sorduk. Şöyle yapalım o zaman. Ece, elindeki sorulardan başlayalım. Dinleyicilerden gelen sorularla başlayalım. Evet. O zaman güzel sorular hazırladığımı, yani toparladığımı diyeyim daha doğrusu. Aralarından seçtiğimi düşünüyorum. Şöyle hemen ufak bir giriş yapalım. Bence en önemli nokta şey, üniversite seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Yani o neyi baz almalıyım? Yani ben bölümümü baz almalıyım? Seçeceğim okulumu, şehrimi baz almalıyım? Okulun olanaklarını mı baz almalıyım? Sizce hangisi daha doğru? Çok fazla parametre var çünkü bunun içerisinde. Mesela en çok şeyin, yani öğrencileri korkutan, aileleri de korkutan şey, aman çocuğum şehir dışına gitmesin. Mesela tam bu konuda ne düşünüyorsun? Gitsin mi? Yani çocukların, kişilerin özgürleşmesinden yanayım. Gitsinler. Teşvik ederim. Yani tabii ki ailenin ekonomik durumu çok belirleyici. Şu an tabii. Derken bu son dönemin ekonomik koşullarında aileler aman hocam sakın öyle şeyler söylemeyin çocuklara falan dedikleri de oluyor. Şaka bir yana gitmek, kendi başına ayakların üzerinde durmak bence çok büyük bir tecrübe. Üniversitenin dışında bir hayat tecrübesi. Ama öyle hani üniversite seçerken nelere dikkat edelim kısmında bence en çok dikkat edilmesi gereken şey o bölümü okurken ben ne kadar zorlanırım sorusu. Ben öyle düşünüyorum. Eğer çok zorlanacaksa bölüm ona uygun değildir. Yani hep de şey söyleriz biz aramızda konuşurken çocuklarla. Yani bir şeyi çok zorlanarak başarıyorsa hayatın boyunca onu meslek edindiğinde de zorlanma ihtimali var. Ama kolayca eğlenerek, mutlu olarak yapıyorsan bu sana daha uygun bir meslek ve iş getirebilir. Ya da işte o bölüm daha sağlıklı olabilir diye. Tabii bu yine o kadar çok boyutlu bir şey ki bir kere kişinin ne yapmak istediği, nasıl yapmak istediği, nasıl bir hayat istediği, o hayatı yaşarken içinde nelerin olup olmasını istemediği gibi bir sürü sorulara cevap vermesi gerekiyor. Tabii ki üniversite de çok belirleyici. Yani bazı kişiler üniversitenin adına gidiyor öğrencilerinden. Ben Ankara Üniversitesi. Ve işte o kültürde yetişiyor. Bazı kişiler bölümün hatırına gidiyor. Yani bunlar kişinin o anki hem puanı ile endeksli hem yapmak istediğiyle endeksli gibi bir sürü şey var. Ama bence ne yapmalılar? Kolay yaşanabilir şehirlerde. Kendilerine meslek olarak biliyoruz ki okuduğumuz bölümler bize bir meslek kazandırmıyor. Ama bir takım beceriler kazandırıyor. Hangi becerileri edinelim ve bunu nerede kullanalımla ilgili kafa yormak gerekiyor. Kısaca böyle toparlayabilirim.
Şey zaten şimdi şu çok kötü. Şimdi bizim ülkemizdeki eğitim sistemi olsun, aile yapısı olsun, çocuğu kendini bulmaya yönelik yetiştirmediği için şimdi bu söylediğin soruların çoğuna çocuğun lise sonunda cevap verme ve seçim yapma şansı ya sıfıra yakın. Hani kusura bakmayın hani şey için söylüyorum, gerçekten sıfıra yakın. Daha çocuk bilmiyor ki ne onun için kolay ne onun için zor. Yapması gerekenler var ya da yapmaktan kaçındıkları var. Yani biraz iş o şekildeymiş gibi geliyor bana. Hani belki sınavlı alan okullar, oradaki çocuklar hani hazır bulunuşlukları ya da atıyorum şeyler farklı olabilir ama şimdi yanlış anlamayın beni, bir düz lise, bir meslek lisesi hani biraz daha böyle akademik anlamda daha başarılı olmaya yatkın olmayan ya da hani onu tatmamış çocuklara geldiğimiz zaman çok zor bu iş bence. Yani o noktada da şey giriyor işte, aile çocuğunu ne kadar tanıyor? Çoğu tanımıyor. Ne yapacağız şimdi bu durumda bilmiyorum. Sonra herkes işletme. Hani yani anlatabiliyor muyum? Herkes yönetici olacak. Güya. Yani herkes üniversite okumalı. Ben o kadar katılıyorum. Mesela herkes üniversite okumak zorunda değil. Yani okumak dediğimiz şey bir meslek edinmek için mutlaka bir üniversite bitirmek değil. Katılıyorum. Devir çok değişti. Yani gerçekten çok değişti. Yani. Zaten bölüme girdiğin mevcutla çıktığın mevcut da tutmuyor o yüzden birbirine. Bölüme Aynen. 1.000 kişi giriyorsun, 200 kişi falan mezun oluyor. Yani bölüm değiştirenler, o süreçte sıkılıp bırakanlar, ne bileyim şey yapıp hani en ufak şeyde okulu bırakan, hocayla takışıyor mesela bölümü bırakıyor falan. Böyle şeyler de çok oluyor. Dolayısıyla tam da bu konunun üzerine şöyle daraltmak istiyorum soruyu. Sizce bölüm seçerken nelere dikkat edilmeli? Yani ben bölüm seçerken matematik değilsem illa matematik mi okumalıyım? Ama gönlümde mesela sözel vardır. Ama ailem bana baskı kuruyordur. Yani ben hangi parametreye, aileme mi bakmalıyım, kendim mi seçmeliyim? Çünkü bu kadar temelden alıyorum. Çünkü bu kadar temelden düşünüyor insanlar artık. Aslında yıllardır şey düşünürüm ben. Çocuklar lisede daha bölüm seçerken. Yani onun kavgasını çok veririz biz. İşte çocuk diyelim ki Türkçe sosyal alan olarak seçmek ister. Ya oradan nereye gideceksin? İşte dil seçmek istersin. Dil okuyup ne olacaksın? Konservatuvara gitmek ister. Ya işte onu yaparsın zaten. Bir mesleğin olsun da. Şey gibi hobi olarak sen yine çal gitarını. Yani oradan başlıyor aslında. Oralardan daha hayatı planlamak belki de biraz çok böyle mükemmel kitaplardakine uygun şekilde yapmaya mı çalışıyoruz bilmiyorum ülkece. Hani genel olarak baktığımızda evrensel boyutlardan galiba insanların değişen dünyaya ayak uydurması da çok önemli bu konuda. Yani bir sürü meslekler bir süre sonra olmayacaklar, isimleri bile olmayacak. Ya bizim toplum olarak bazı meslek dalları dışında saygımız yok ki mesleklere. Bir de Türkiye'de alanları da yok çoğunun. Aslında ondan kaynaklanıyor. Biz biraz cahil bir toplumuz yani, bu şey gibi değil. Okumamış demiyorum bak. Biraz bu konuda cahiliz yani. Yani de, az önce dedin ya işte konservatuvara gitmek istiyorum. Ben de dedim ya işte hani gitarını hobi olarak çalıştı. O bakış açısına sahip insanlar. Halbuki belki mükemmel olacak. Belki bir burs kazanacak, yurt dışına gidecek mesela. Yani aslında önü çok açık olan şeyler var. Ya bundan 20 yıl önce yazılımı kim sallıyordu? Kim biliyordu yazılım ne, kod ne? Ya tamam bilen vardı da ya alanı bölümü bile yoktu. Yeni üniversiteler işte 1.000 tane şey açtı. Sertifika programlarıyla millet ne para götürdü şundan 10 yıl yani süre zarfında. Şimdi bak herkes koştu yazılım okuyor. Hiçbir bir şey olamayacak. Çünkü doydu. Piyasa doydu. Herkes yazılımcı oldu şu anda. Yani biz birazcık böyle bakış açımızı değiştirsek çocukların, hani sen de dedin ya üniversitede işte neyi daha kolay yapabilecekseniz, kolay değil de zevk alarak yapabilecekseniz, çok zorlanmıyorsanız, işte o alan bölüm seçimiyle başlamıyor mu? Teknik olarak. Herhalde Yani insanın bir yetenekleri vardır. Bir de eğilimleri vardır. Hangi yöne gideceğini işte o noktada bulman lazım. Ben eğilimimin peşinden gittim. Yeteneğimin değil, onu çok net söylüyorum. Dil benim çok yetenekli olduğum bir alan değildi. O yüzden diğerlerinden daha çok uğraşmam gerekti. Ha, sonunda iyi oldu mu oldu ama yani hani şey değil, bazıları gerçekten. Adamın mesela şeyi var. Yani matematik fen seçmiş, yürümüş gidiyor. Tamam akademik olarak çok başarılı. Mesela tıp yazıyor. Ama yani yapamayacak hani karakter olarak o işi. Mesela mühendisliğe daha uygun. Ama ne o aile şey diyor, tıp oku, doktor ol. Hani tamam mükemmel, saygıdeğer bir meslek, kabul ediyorum. Ama çok zor bir arkadaş Yani ya doktor olmak. baktığında sayısal ama Yani insanla uğraşıyorsun. İnsan parametresini oraya koymuyor.
Ya bence şey, maaş dışında hiçbir şey yapamıyor. Yani o çalışmayacak ya aile. Diyor ki yaşlanınca bize de bakar bedava doktor. Şey var bir de, ailemizde hiç doktor yoktu. Doktora ihtiyaç. Ailemizde hiç avukat yoktu. Ne bileyim, biraz böyle şey, aileler bence çocuklarını doğru anlamda, yani doğru yol gösteremediğini düşünüyorum. Öğretmenler de, yani okuldaki her öğretmen, bizim de oldu öğretmenlerimiz, ben de öğretmenim ama sen de öğretmensin. Yani kötü meslektaş diye bir şey de var yani. Hani kötü etkileyen meslektaş diyeyim. Tabii. Zaten her öğretmenlik mesleğinde de öyle. Burada aslında sanırım eğitim sürecinde, yani benim mesleğimin içerisinde malzeme öğrenci insan. İnsan üzerinde yaptığın hatalar da öyle hemen bir günde çıkmıyor. Tabii. Mesela bir mimar çizdiği projenin kağıdı üzerinde eksiklerini görebilir, değiştirebilir ama insanda yaptığın yanlış için Soyut bir şey değil. Yani evet. şey, somut bir şey değil Zaman çünkü. istiyor bunu anlayabilmekte. Öyle olunca da tabii yaptığın hatalar, eğitim süreçleri vesaireleri çok sonra ortaya çıkarıyor bütün her şeyi. Temelde tabii biraz da geleneksel kalıyoruz. Belki işte bizim mesleğimizde de geleneksellikten biraz sıyrılıp daha yenilikçi, her ne kadar bunlara ulaşmaya çalışsak da, gençliğin nabzını tutmak, onların ihtiyaçlarını algılamak, değişen dünyanın ne yönde değiştiğini algılamak ve bütün bunları öğrencilere anlatmak şu anda anlatırken bile yorgun. Ama en temel sebep de galiba şu, bizim ülkemizde eğitim çok sınava endeksli. Soru cevap. İnsanlar, yani öğrenciler tabii ki bir takım hobiler ediniyorlar, bir takım şeyler yapıyorlar ama eğitim o kadar engelliyor ki 11. sınıfa geldiği yıl mesela her şeyi bitiriyor çocuk. İşte 12. sınıfa geçtiği yazdan başlıyor sınava hazırlanmaya. Üniversiteye girdiğinde de öyle bir sarmalın içinde ki siz de yaşadınız. Hobiler, ilgiler. Onlara çok bir vakit kalmıyor. Sonra CV'mizde sallamasyon hobi Mesela. zaten şey, öyle hobilerini CV'de dolduran Türk çok azdır ya. Kimse hobi göndermez kolay kolay yani. CV'ye yazmaz. Burada önem taşır mesela. Yani İngiltere'de önem taşır ama hani Türkiye'de ben hiçbir zaman CV'mi, hobilerimi yazdığımı hatırlamıyorum. Hadi yaz bakayım Türkiye'de hobilerim bilgisayar oyunu oynamak. Hadi yaz da anlat bakayım bunu patrona. Yani Yani. yeni tip patronlar anlıyordur, bilmiyorum. Bunlar patron olamadı henüz. Henüz olamadılar. O zaman başka bir soruyla devam edeyim. Yani daha çok şöyle sorular geliyor. Üniversitenin konumu ve çevresi önemli mi? Yani üniversiteyi seçerken neye bakmalıyım? Ya da nasıl bilgi edinmeliyim? Yani ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani belki çok eski bir örnek olacak bu ama işte bilgisayar mühendisliği okuyan bir öğrencim demişti ki hocam laboratuvar yok. Yani hani hatta böyle biraz daha komik olsun diye demiş ki klavyeyi falan tahtaya çiziyor hoca. Oradan görüyoruz gibi. Yani önemli. Üniversitenin öğrenciye sağlayabileceği olanaklar önemli. Bu olanaklar sadece akademik değil tabii, sosyal açıdan da önemli. Çünkü üniversiteler yaşayan organizmalar gibi. Yani onun içinde yaşıyorsunuz. Mesela ben kampüs olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak. Ben de bir kampüslü üniversiteden mezunum. Dağınık olsa da bölümleri, büyük bir kampüse sahip üniversiteden mezun oldum. O da bir kültür veriyor Tabii ki ister ona istemez. göre etkinlikleri oluyor çünkü. Ona göre paylaşımları oluyor. Yani çok önemli. Şey deyince aklıma şey geldi, bilgisayar laboratuvarı yokmuş. Yıllar önce bir tane, yani şey çalışırken bir tane okul denetime gitmiştik. Hiç unutmuyorum. Seçmeli ders olarak kodlama seçmişler. Ama kodlamanın kesini anlatabilecekleri bir ortamları yoktu. Hiç unutmuyorum onu. Gerçekten ilginç ya okullar. Bir şeylerin reklamını yapabilmek için yani bazı şeyleri kullandıklarını düşünüyorum. Küçük yaş gruplarında da üzücü. Olabilir tabii çünkü. Velinin fikri yok. Kodlama ne? Bu çocuk ne yapıyor? Anlatabiliyor muyum? Ama sorsalardı ki benim çocuğum okulda kodlama alıyor. Yok yok, senin çocuğun hiçbir fikri yok ne olduğuna dair. Hani onun gerçek manada. O yüzden üzücü biraz. Üniversitelerin galiba bulunduğu şehirler işte insanın sıcağı sevip sevmemesiyle de alakalı. Ne bileyim. Hani belli bölgelerde üniversiteler var.
ben de görüyorum. Mesela yerleşim biriminden çok uzak. İşte o yerleşim biriminden çok uzak olan bir kampüsün içindeki hayat daha çok öğrenciyle beraber, daha birlikte, daha canlı. Şey olabilir orada da mesela yani şey çok önemli. Gittiğin üniversitede edineceğin network senin iş hayatını belirleyebilir. Tabii. Yani bu Evet. hocalarından da kaynaklı olabilir, sıra arkadaşından da kaynaklı olabilir. Yani o yüzden şey hani bence ona da bakılmalı. Ya yani ben bu okuldan çıktığımda bu okul mesela mezunlarına sahip çıkıyor mu? Mezunun etkinlikleri var mı? Onun dışında kariyer günleri var mı? Yani beni birileriyle buluşturacaklar mı? Bence bunlar çok önemli şeyler. Söylediğin her şey, özellikle o mezun dernekleri, yani bazı üniversitelerin çok güçlü, Çok iyi bazı çalışıyor. liselerde var, yani pek çok lisede katıldı ona, kendi mezunlarını daha sonrasında, üniversite sonrasında bile takip edebiliyorlar. Bence de çok önemli o ilk işe başlama, staj süreci Yani vesaire. mesela kötü bir bölgede olabilir yerleşik ama bana o network'ü veriyorsa ben ona giderim. Yani. Yani tabii ki üniversitenin bir de şeyine bir de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben öğretim görevlilerine, işte öğrenci başına düşen işte profesör, doçent sayısına. Çünkü biliyoruz ki çok konuklu çalışıyorlar. Hani bir Evet. öğretmen birden fazla üniversiteye gidiyor ve sana olanağı verebiliyor ya da veremiyor. Ama tabii bu sayılar derken bunlar böyle çok daha spesifik şeyler değil, Profesörü değişken. görebiliyor musun? O da önemli. Yani orada Yani. ders alabiliyor musun? Yoksa ismi mi geçiyor sadece? Yani. Şeylerini mi yolluyor? Bu mu hiç acı profesör yani bölüm dersine giren hocam? Benim bütün hocalarım yani hepsi profesör gördü. Bize hiç şey Benim gelmiyordu. de beş, yani mezun olduğum yıl 5 ana dersim vardı. 4'ü profesördü Yani mesela şöyle giren. komik bir hatta komik bir şey söyleyeyim. Bizim okula genelde farklı okullardan hocalar gelirdi. Bize İTÜ'nün bir hocası giriyordu. İTÜ'lüler hocayı hayatları boyunca hiç görmemişler. Biz maşallah her derste kendisini bizzat birebir. Ben şeyi hiç unutmuyorum. 4. sınıftayım. Ben çok severdim. Ya Battal Arvasi adını da vereyim. Ankara Üniversitesi'nde profesördü. Kendisi dersime giriyordu. 4. sınıfa geçtik. Bir şey var. Yani o zaman 4. sınıflara giriyor yani. Zaten bölüm başkanı adam. Ve şey dedikodusu var. İnanılmaz sert, korkunç bir insan. Ya insan dediğim şey böyle. Yani çok sert bir öğretmen o anlamda. Yani hık diyemezsin, gık diyemezsin falan. Öyle bir efsane geldi kendinden önce. Sonra adam derse geldi falan. Hayır, aksine gayet esprili ama hani sınıfın nabzını tutan tiplerden. Yani gevşersen kötü çekiyor ipi. Yani canını sıkabilir. Dikkat edeceksin. Yaşlı da bir, yani yaşı da vardı. Sonra ilk derste şey dedi, kurallarım var benim dedi. Bir dedi, herkes dedi derse katılımına dedi dikkat edecek. İki dedi, tuttuğunuz notlara dikkat edeceksiniz. Ben dedi not vermem. Üçüncüsü de dedi, ben dedi derse asistan göndermem. Ben gelmiyorsam ölmüşümdür dedi. Ertesi gün Battal Hoca yok. Ve bir Hayda. dedikodu kazanı, Battal Hoca ölmüş. Adamın yani bir şey ters gitmiş o gün işte söylediğinin üstüne. Öyle de bir anım olmuştu, paylaşayım. Ben çok komikti. O zaman benim de hem bölüm başkanımızdı vardı, yani profesör, doçent, öğretmenlerim oldu ki benim bölümümün Marmara'daki ilk gireniyim ve ilk mezunuyum. Ne güzel. Peki sıradaki soruyu alalım Ece. Buradaki soru şu an herkesin hemen hemen hayali olan bir soruyla devam ediyorum. Yurt dışı imkanları önemli mi? Yani staj olabilir, işte farklı türlü olabilir. Buna dikkat Türkiye etmeli miyiz? Yani gençliğinin üçte biri iltica ettiğine göre önemli yani hani. Şey de var. Şimdi tabii çok üniversite var. Yani Türkiye'de şey olarak çok fazla üniversite var isim olarak ama birçoğu tabii Avrupa'da şey görmüyor maalesef mavi diploma vermiyor. Hani çok üniversitelerimizin de vermeyen bölümleri var. Ece, Buna dikkat ben etmeliyiz. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Mavi diploma vermiyor. Utansınlar. Anlatabiliyor muyum? Ben gelip burada Buradan bir denklik aldım. çağrımız olsun gerçekten. Denklik aldım ya gelip burada. Yani hani şaka gibi. Nasıl vermezsin? Sanki ne kadar köklü üniversitesin yani. Nasıl olmaz? Ki denkliğe başvurduğunda da burada master mezunu çıktım. Yani bak öyle bir programla seni mezun ediyor ama mavi diploma vermiyor.
Bu Çok ilginç noktada bence. sanırım şeye de mi bakmamız gerekiyor? Gene araya parantez giriyorum. Akredite kısmına da mı bakmamız Tabii. gerekiyor seçerken? Tabii ki. Tabii ki bak düşün ben Türkiye'de bir üniversite mezunuyum. Buraya geldim. Master mezunu görünüyorum. Teknik olarak. Yani doktoraya denkim neredeyse aldım formasyon sayesinde de. Şimdi çok büyük bir şey teknik olarak. Yani. Daha önce bir sohbet etme imkanı bulmuştum ben. Aslında üniversitene başvurup yani sen mezun olduğun üniversiteye başvurup bu konuyla ilgili bir girişim başlatabiliyorsun. Ben mi başlatayım? Yani neden olmasın? Neden O kişi olmasın ben. yani? Başlayabiliyor çünkü olabiliyormuş. Böyle bir talepte bulunduğunda üniversiten o bölümle ilgili iletişim kurup o yolları açabiliyorlarmış. Ama tabii bu böyle çok günlük sohbet içinde geçmiş bir şeydi. Akreditasyon önemli. Türkiye'de Buradan bir okula mesela geçerken bile önemli. Bırak ülkeler arasını. Pardon. bakın fakültesi bitiren biri başka bir ülkeye gidiyor. Üstüne eğitim görmek zorunda kalıyor. Dişte mesela mutlaka en az 1,5-2 yıl benim bayağı ciddi ciddi devlette uzun bir süre çalışan diş hekimi arkadaşım daha sonra başka bir Avrupa ülkesine gittiğinde 2 yıl eğitim almak zorunda kaldı. Kaç yıllık tecrübesine rağmen. Bizim ülkemize gelenler de, Türkiye'ye gelenler de bazen ona takılabiliyorlar. Yani bu bütün dünyanın genel ve temel sorunu sanıyorum. Bu son dönemde dünya böyle bir çok hızlı birbirine yaklaştı ya. Hani o globalleşme dediğimiz şey sanki daha da küçüldü. Herhalde biraz daha üniversiteler bu konulara dikkat edecekler. Yurt dışı olanakları önemli. Aslında bence üniversitenin yurt dışı olduğu kadar yurt içi olanakları da çok önemli. Mesela Farabi var. Çoğu öğrencinin haberi yoktur. Türkiye'nin içindeki üniversitelere de aynı Erasmus gibi gidebiliyorsun. Onları anlattığın zaman şey yapıyorlar ya hocam bilseydik yapardık yani Yıllar demedim. önce şeyi bilmediler. Hani programı vardı ya Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Benim burada Leeds Üniversitesi ile anlaşmaları vardı. Son yıl öğrenci Eskişehir Üniversitesi'ndeki öğrenciler belli bölümlerde okuyan son yıl gelip son yıllarını burada okuyup çift diplomayla mezun oluyordu. Üstte de İngiliz hükümeti 2 yıl süre veriyor sana burada iş bul diye. Yani arayabilirsin diye. Bu ne kadar büyük bir olanak mesela. Evet. Kimsenin haberi yoktu. Aslında hani programları ek bir para istiyor ya o yüzden. İster ama anne bunlar büyük şeyler değildi. Teknik olarak. Tabii. Yani hani karşılanamayacak şeyler de değildi. Aslında yaparken dikkatlerini çekerdik biz çocukların. Sen çekiyorsun. Ben hiç duymadım kendi öğretmenlerimden mesela. Ya tamam senden duymuşumdur ama kendi öğretmenlerimden duymadım mesela. Tabii. Çok da Böyle genişledi o seneler şu an zaten. iptal. Burayla bitti işleri. Ya ama Çok şey değil, üzücü. başka ülkelerle Vardır. kamplarla ilgili vardır. Mutlaka. Ama üzücü burayla bitti. Ama böyle şeyler pek duyurmuyorlar ya. Yani bilmiyorum neden ama üniversitelerin o konuda kendi içlerinde şeyi var. Yani çok fazla az bileni var ve çok fazla şey bu olanaklardan yararlanabilen insanlar var. Kitapçıkta yazıyor ama. Tercih kitapçığını aç. Mesela bir program var. Aynı isimde yanında Sani yazıyor. Açıklamalar bölümüne bak. Açıklaması var. Biraz okumayı sevmiyor muyuz acaba? Daha ziyade bence şey yapmıyoruz yani hele özellikle ben hani lise sonumu hatırlıyorum. İstanbul'da yaşadığım için dolayısıyla üniversitelerin birçoğu da İstanbul'da aslında baktığımızda ve hani kalkıp hani evden kalkıp hadi şu üniversiteyi bir görelim hani madem ki hani sınava hazırlanıyoruz. Gezmedik. Kimse gezmedi. Kimse gezmiyordu. Maksimum gezdiğin yer işte şey hani işte bu tercih çadırları falan hala var. Hani oraya gitmekti maksimum. Hani gidip de üniversiteyle birebir görüşüp işte kampüsü acaba içerisi nasıl ya da ne imkanlar. Hatta web sitesine girmeyip tercih olarak yazan insanlar bile var. Hani okulun web sitesine girmemiş mesela. Ama tercih etmiş o okulu. O şey gibi ya aman açıkta kalmayayım bir yere yerleşeyim ne olur beni alın grubu bana bence. Çünkü ben senin dediğin gibi yapmadım mesela Ece. Ya ben gördüm Ankara Üniversitesi'nde de öncesinde gittim. Çok daha küçüktüm gittiğimde. Ya küçüktüm dediğim lisenin başıydı. Yani hani şey ya da İstanbul'da gittim yani İstanbul Üniversitesi. Yani düşündüğüm aşağı yukarı düşündüğüm yerlerin kampüslerine gittim mesela. O birazcık ne gibi biliyor musun bence? Kendine biraz güvendiğin zaman sen tercih yapabilir hissettiğin zaman görmek istiyorsun. Ama biraz böyle aşağılarda kalabileceğini düşündüğünde şey oluyor ya biri beni alsın da
Biraz öyle hissettiriyor bana. Yani kendini değerli görmüyorsun sanki. Bu biraz ilginç gerçekten. Onun dışında güzel bir soru daha soracağım aslında. Yani bu çok yapılıyor. O yüzden sizce yani bölüm seçimi ya da üniversite seçimi yaparken böyle eş, dost, arkadaş tavsiyesi işte en yakın arkadaşım da buraya gidiyor, aynı kampüste oluruz gibi bir şey de çok oluyor. Mesela benim arkadaşım sallıyorum Ankara'yı yazdı, ben de onunla beraber Ankara'ya gitmek istiyorum. Doğru bir seçim mi yani arkadaş vasıtasıyla ya da işte akraba vasıtasıyla bir tavsiyeli bir üniversiteye gitmek? Yani herkesi dinlesinler. Ben hep öyle söylerim. Herkesle konuşun, dinleyin, fikirlerini alın ama en sonunda o fikirlerin içinden sizin için en uygunu. Yani tam da senin soruna uygun bir örneğim var benim. Öğrencim var. İkizler. İkisinin puanı birbirinden farklı. Hatta daha sonra ikizlerden daha çok 300 olan öğrencilerim oldu. Mesela birbirlerinden farklı puanlar. İkizleri anlatayım önce. Onlardan yüksek puan alan, biraz daha düşük puan alan lehinde hareket etti. Bir de partner olan öğrencilerim vardı. Yine biri düşük puanlı öğrenciden yana kullandı. Altıncı ay sonunda gelip hocam ya dedi. Arkadaşlık bitti. Yazık ettim hayatım. Nasıl ya? Yani biriksin, olur mu? Yani ne malum ömrünü, hayatın devamı. Hadi kardeşi anladın da. Öteki çok riskli bir şey yani bence. Evet, kardeşlerde de mesela şey oldu. Tabii ki ilişki bitmiyor, bitemiyor. Ama daha sonra işte o Farabi ile başka bir üniversiteye gitti, başka bir şehre gitti. O deneyimini falan yaptı. Başarısı diğerinin de artınca başka başka yollar çizdiler. Sonuçta şey yani ben doğru bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Birinin etkisinde kalarak hani o bölüm seçerken de yapılır ya lisede herkes Evet. işte bir şey yapıyor. Sen ne yazdın? Sen ne yazdın? Evet. Yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üniversite insanı hem büyüdüğü bir dönem tam ergenlik hani var ya ve tavanın devamındaki dönem. Yeni insanlarla tanışmak güzeldir yani, o arkadaşlıklarını kaybedeceksin manasına gelmiyor. Öyleymiş gibi davranılıyor. Biraz ilginç geliyor bana. Aslında büyük bir network değil mi? Tabii. Yani bence şey, yenilikler güzeldir ya, ben severim. Katılıyorum. Şöyle güzel bir soru daha var. Onu da sorayım hazır şeyken. Yani bu öğrenciye kabul or yani okulun en azından hani öğrenci kabul oranları işte bu kontenjan gibi şeyleri yazmadan önce kontrol edilmeli mi yoksa şey yapmalı mıyız? Çok da önemsemeden puanıma göre yazmam doğru mu olur? Bir kere zaten şu bence şeye açıklık getirmek lazım. Çok büyük bir yanlış anlaşılma var ya, puana göre mi, sıralamaya göre mi Evet, tercih? Bence en büyük problem bu burada. Yani hani sen bence açıkla bunu. aslında. Ben net ki bu konuyla ilgili YÖK'ün kendi sayfasında da YÖK Atlas'ı var ve ona benzer bir sürü programlar var. Özellikle sınıfa girip şey yapıyorum ben, hani o sayfayı açıyorum tahtadan. Diyorum ki o bölüme kim girmiş, hangi kaç tane net yapmış, hangi bölümden nedir, hangi kentte olanakları neler. Aslında gençlerin elinin altında çok büyük bir bilgi var. Tabii. O bilgiyi yorumlamaları lazım. Bir kere puan asla doğru bir şey değil. Neden? Yani tabii ki bir fikir veriyor. Ama o puan aralığındaki senin başarı sıran, o başarı sıran senin bütün sınava giren öğrenciler içindeki yerini gösteriyor. Ve bölüm seçerken de mecbursun geçen sene, çünkü hepimiz bakıyoruz kitapçıkta ne diyoruz. Kitapçıktaki o sıralama da puan da şeydir. O bölüme giren en son öğrencidir, baştaki değildir. Dolayısıyla onun üstünde daha bir sürü başarılı var. Taban ve tavan Evet. neler var? Taban veriliyor. Tabandan hareket ederek tabii ne yapıyoruz? Biz biraz yukarısı, biraz aşağısı gibi. Parametreleri var bu işin. Kesinlikle başarı sırasını dikkate alarak, eğer böyle mutlaka yerleşmek istiyorlarsa. Bu arada aklıma geldi, bir parantez açmak istiyorum. Gençlerde mezuna kalmak gibi bir tercih
Hocam ben mezuna kalmayı düşünüyorum. İşte ben hep şey diyorum, mezuna kalmak bir strateji olamaz. Yani bu bir seçenek değil. Mezuna kalmak bir zorunluluktur. Ve zorunluluğu sen bir strateji gibi göremezsin. Bir var. Şimdi okul, aktif okul hayatın varken yakalayamadığın motivasyonu evde full time ot. Yani bu inanılmaz bir kararlılık gerektiren bir şey bana göre. Mezuna kalıp da daha iyisini yapan öğrencim bugüne kadar belki bir elin parmağını geçmez benim. Şu olmuştur, tıp istiyordur. Atıyorum kafasında Cerrahpaşa vardır. Tutmamış, ha kaçıp ona bir sonraki yıl girer ama o. Yani yoksa sen zaten sıfır çekmişsin ya da atıyorum zaten ortalama bir bölümden kastım da şu, şimdi mesela atıyorum işletme bölümü. Yani birçok yerde birçok puana çok seçeneğin vardır, değil mi? Girebiliyorsan gir oku işte. Yani sana onun farklısını anlatabilecek biri yok. Tıp gibi değil mesela. Ya da bir avukatlık gibi değil, bir mühendislik gibi değil. Şimdi yani meslek dallarını küçümsemiyorum. Bakın altını çiziyorum. Ama bazı meslek dalları var ki gerçekten işin pirinden öğrenmen gereken durumlar var. Ve okulun adı, öğretmeni etkiliyor. Öbürün ya kusura bakmayın ama yani uzaktan bile öğrenebildiğim şey, Anadolu Üniversitesi'nin yok mu programı iktisat işletme? Bir tane açtı değil mi? Demek ki uzaktan kendin çalışarak da yapabiliyorsun. Niye? Çünkü büyük oranda sözel bölümler. Ya gir oku işte. Mezuna kalıp daha iyisini zaten çok zor yapacaksın demektir bu. Ben öyle düşünüyorum. Bu ilginçmiş ama hani oran arttıysa yıllar içerisinde üzücü. Yani liseye geçme isteği o tarafa doğru, ben halledebilirim, yapabilirim. Tabii onu teşvik eden başka şeyler de var. Hani o konumuzun dışında olduğu için böyle çok fazla çocukları o yöne kanalize eden. Mesela bu yılki o açık liseye geçişin engellenmesi. 9. sınıftan geçen çocuklar oldu. Aileler nasıl tamam diyor acaba buna? Çok ilginç bir şey. Ben düşünüyorum çocuğumu çok zor örgün öğretimin dışına çıkarmam yani. Ya Zaten özellikle bu teknolojide sana katılıyorum. Yani çok fazla dikkat dağıtıcı unsur var, hani fazlalaştı. sosyalleşmekle ilgili de sorun oluyor. Küçücük bir COVID dönemi, küçük diyorum, küçümsüyormuş gibi düşünülmesin. 2 yıl okuldan uzakta kalmak, çocuklarda duygusal gelişimi, davranışsal gelişimi o kadar fark ettirdi ki. Yani senin yanına geliyor, evdeki annesinin yanına gelir gibi. Diyorsun ki çocuğum, hani burası işte Toparlan. böyle, biraz uzakta dur, ben sana kapıyı çal, bir gel diyeyim. Ne olacak ki hocam diyor, müsaitsiniz işte mesela. Ya da biriyle sohbet ediyorsun. Diyorsun ki bak ben biriyle konuşuyorum. Tamam da benim diyor küçücük bir sorun var, sorayım gideyim işte. İşte üniversite Yani bunu bunlar yaptı, hepsi. sonra problem oluyor. Evet. Maalesef. Dolayısıyla hani böyle genel bakarsak zaten insan davranışı, insan o gelişim süreci, bunlar böyle katman katman katlanan şeyler. Bir yerdeki küçücük bir aksaklık ister istemez insan hayatına da yansıyor. Hayatına yansıyınca bu kararlarına, kararların işte sonuçlara böyle zincirleme gidiyor. Ben vallahi herkese şunu öneriyorum. Mutlu oldukları işi yapsınlar. Eğlenerek para kazansınlar lütfen. Olmasa bile bazı insanlar için olmayabiliyor. Çünkü en azından acı çekmeyecekleri bir şey bulsunlar. Bir de şeyi düşünmüyorum, artık dünya daha farklı. Bir de gerçekten ya, hele ki Türkiye'nin dışına çıktıktan sonra farklı bir bakış açısı da ediniyorsun bir noktada. Yani şey var, yaşın kaç olursa olsun kariyerini değiştirme imkanın var. Yeter ki sen kendini yeterince doldurmayı başar. Yani yeterli hazırlıkları yap bunun için. Yani bence şey, hayat bitmiyor yani, üniversiteden mezun oldun, bir mesleğin oldu, atıyorum bir yerde başladın, gitmiyor. Götürmeye çok da uğraşmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu şey değil, 3 ay sonra değil bu arada kastım. Şimdi öğrenci arkadaşlar yanlış anlamasınlar beni, bundan kastım 3-4 yıl denemekten bahsediyorum. Elinden gelenin en iyisini yapmaktan. Ama bazen okurken keyif alsan da sonrasında meslek hayatında almayabiliyorsun. Bu şekilde benim bir tane doktor öğrencim oldu. Çok üzücüydü benim için. Çünkü çok yani çok böyle şeydi. İstemiyor ya. Sabah kalkıp o işe gitmek istemiyor. Çok Yani üzücü. şey demişti bana, okurken hiç zorlanmamış. Hani akademik anlamda hiçbir problemi yok. Ama hastalarla iletişim kısmını aşamadığını söylüyordu mesela. Cerrahtı. Aşamadığını söylüyordu. Yani onları bilgilendirme, o kısmı yani en sonunda şey diyordu, kendimi laboratuvara kapatacağım. Araştırma bursu arıyordu en son mesela.
Yani işte o da mesela kendince ne yaptı? Yönünü değiştiriyor. Yani onu demeye çalışıyorum. Hani hiçbir şey böyle üstümüze yapışıp kalmak zorunda da değil. Ama kendimizi tanımamız lazım. Ne yapabiliriz? Nereye kadar yapabiliriz? Hemen pes etmemek lazım. O da var. Çok hızlı pes ediliyor. Biraz da toplumsal baskılarımız var. İşte hani konuşurken vesaire yaparken işte bir işte olup olmamamız, hangi işi yaptığımız gibi sorulara muhatap kaldıkça. Zaten Dünya Sağlık Örgütü şey diyor. Bu çok şey söylüyor da bunu söylüyor. Yaşam, insan yaşamı boyunca 4 meslek. Yani bu şimdiki bir süreçten sonra insan 4 meslek değiştirebilecek kadar değişken Evet. olabilmeli. Evet. Ben onu hatırlattı bana. Bu sene çocuklara anlatmıştım yani ben başladım bakın kaç yıldır bunu yapıyorum ama sağlıklı değil. İnsan o arada başka bir şeyler yapma yoluna da evrilebilir. Tabii yapmak istemeyen de yapmaz. Artık dünya farklı, artık çok yönlülük var. Yani bu kadar teknoloji, sosyal medya vesaireyle ya artık her şey işi olabilir durumda. Her şey işi olabilir. Eskisi gibi değil ki. Şimdi senin mesela çocukluğunu düşün. Eminim ki hani sorulduğunda ne olmak istiyorsun? 3 tane şey çıkıyordur. Benim çocukluğum da farklıydı. Doktor, mühendis, öğretmen. Yani klasik şeyler. Ama şu anda bir çocuğa sor. Aklına her ne gelmeyecek şeyler söylüyor ya. Ne diyorsun ki bu ne? İnternetten bakıyorsun mesela. Ne o ne yani? Hani böyle bir iş mi var? Yani değişik bakış açıları var artık yeni çocuklarda. Ve çok güzel bir şey bence bu. Çeşitlilik güzel yani. Evet. Peki Ece başka sorumuz kaldı mı? Toparlayalım mı? Başka sorumuz yok. Ufak bir bugün açıklanan yani YÖK tarafından açıklanan belki şeyi konuşabiliriz. Bu ikinci üniversitelerin yani ikinci öğretim programları tamamen kaldırılmış. Bu bir yığılma yapar mı acaba? Yani şey olur mu? Sıralamamızı etkiler mi yazarken? Sanırım tercihen gidenler dışında zaten ikinci öğretim puanı daha düşük olmuyor muydu? Yani, O tabii yüzden başarıları etkilemez. genellikle şöyle, ikinci öğretim evet birinci öğretime giremeyip de o bölümü okumak istediği için ya da çalışmak zorunda Aynen tercih. kalmak muhtemelen YÖK'ün bunu kaldırma sebebi ikinci öğretim öğrencilerinin devamsızlığıyla alakalı bir durum olabilir. Şimdi hani konuyla ilgili böyle çok sıradan bir açıklama yapmak da istemem. Çünkü öylesine okudum ama haberin tam detayını bilmiyorum. İkinci öğretimlerde çünkü biz hep şey derdik çocuklara. Yani eğer başarı seviyeniz yüksek olursa normal öğretime Geçebiliyorsun. geçebiliyorsunuz diye geçiyordu çocuklar. Yani bazı şeyler, bazı bölümler, bazı planlamalar YÖK'ün çok ciddi bir şekilde değerlendirmeye alıp işte öğrencinin yeterince olmadığı ya da işte o bölüm tercih edilmesine rağmen öğrencinin bıraktığı bölümlerle ilgili yeniden bir düşünmesi, değerlendirme yapması önemli. Çünkü biliyoruz ki biz meslekler ülkelerin kendi geleceklerinde ihtiyaç duydukları alanlara göre sıralanmalı. Yani üniversiteler o bölümleri öyle açmalı ki işte Türkiye'nin örnek veriyorum öndeki 50 yıllık ihtiyacı giderebilsin gibi biraz daha uzun vadeli planlar yapmaları iyi olabilir. Değişik mesleklerle ilgili bölümlerin açılması iyi olabilir. Yani o nedenle hani o tercihi etkiler mi? Çok zannetmiyorum. Mantıken düşününce ben son kapatmadan önce bir soru yöneltmek istiyorum. Peki bu panik atak velilere ne önerirsin? Hani bu kendi çocuklarından daha çok bu işleri önemseyip tamam bazı çocuklar yayıyor olabilir lafım yok ama hani velilere ne önerirsin bu süreçte? Valla Nasıl onları bir tutum sergilesinler? yani şöyle hayatta bir herkesin bir kere gelip onu yaşayıp devam ettirdiği bir süre çocuklarının kararlarına eğer çocukları ihtiyaç duyuyorsa katılsınlar. Onları desteklemek ya da fikirlerini söylemek için katılsınlar ama çocukları bu dönemde çok olmamalılar. Çok kendi kaygılarını yansıtmamalılar. İşte hani bir bölüme neresi olursa olsun gir, kararlarına saygı göstermeliler, sıkıştırmamalılar onları. Özellikle panik atak dediğin için böyle kafamda canlanan şeyler oluyor ister istemez. Yani o tip
kişilerin önce kendilerinin gidip bunu yenmeleri gerekiyor. Çünkü o panik atak ya da işte çocuklarının hayatının içine çok nüfuz etmiş, her şeyini bilmek isteyen kişiler aslında kendi bireysel olarak varoluşlarıyla ilgili de sıkıntı yaşayanlar. Yani başkalarının üzerinden hayatı yaşayanlar, çocuğun üstünden hayat yaşıyor mesela. Eşinin üstünden hayat yaşıyor mesela gibi. Toplumun %70'ini karşımıza aldık. Hayırlı olsun. Yok, her dediğin her şeye katılıyor. Bence en temel şey de şudur ki hani özgürlük falan diyoruz ama özgürlük tabii şey değil, hani olduğu gibi Sınırsız değil. sınırsız değil. Çok güzel söylediğim bir cümle olmuştu bana. Hani büyüdüğünü anladığım cümlelerden biri odur. Özgürlük insanın kendi sınırlarını çizmesiymiş ve çok gıcık bir şeymiş. Eskiden bir şey yap derdin, yapma derdin, bilirdim. Şimdi kendim karar veriyorum. Çok büyük sıkıntı ya demiştim. Çok hoşuma gitmişti bu değerlendirme. Yani bu böyle bir şey. Bunu fark etmek lazım. Bu arada dinleyiciler Nursan Hoca annem oluyor. Buradan ben Evet, soru çıkarmış olayım. işareti kalmasın, çok doğru. Peki senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Umarım herkes tercih ettiği bölümü kazanır. Şey gibi, hangisi neyse olsun, şurada ne yazıyorsa. Şimdi şöyle yapalım sevgili dinleyiciler. Eğer kafanıza takılan farklı sorular varsa yorumlarda buluşabiliriz. Sosyal medya hesaplarından bize mesaj atabilirsiniz. Böylelikle eğer varsa daha fazla hani bilgilenmek istediğiniz farklı alanlar da olabilir. Bunları bize yani soru olarak ulaştırırsanız biz bir yayın daha yaparız. Aklınızda olsun sadece. Ece, senin var mı ekleyeceğin bir şey? Benim ekleyeceğim bir şey yok. Umarım herkes çok mutlu olur meslek seçiminde. Umarım. Bu arada siz de eğer kendi tecrübelerinizi bizimle paylaşmak isterseniz biz seve seve bunları okuruz. Hatta isterseniz yayında da bir sonraki yayında paylaşırız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.